Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Zuhruf suresi 57-65. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti İsa ile alakalı bazı durumları bize bildiriyor ve bu münasebetle bir kısım ölçüleri bize beyan ediyor. Şöyle ki, وَلَمَّا دُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمْ مَثَلًا Meryem oğlu bir mesel olarak getirildiğinde اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ Bakarsın ki kavminden bir kısmı keyifli keyifli gülmeye başlar. وَقَالُوا Ve onlar dediler ki اَلِهَتُنَا خَيْرْ اَمْ هُوْ Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka ayeti müşriklere okuduğunda o ayette siz ve tapmış olduklarınız cehennem odunusunuz. Bu mealde mana ifade ediliyor. Bunun üzerine güya peygamberimizi zor durumda bırakacaklar. Diyorlar ki ya Muhammed buna sadece bizim ilahlarımız dahil mi yoksa başkalarının ilah kabul ettikleri de buna dahil mi? Peygamberimiz hepsi buna dahil deyince diyorlar tamam biz şimdi sana galip geldik. Bak sen Hazreti İsa'ya peygamber diyorsun ama ona ibadet edenler var. Onu bir ilah gibi kabul edenler var. Bu mantığa göre, bu ifadeye göre onun da cehennem odunu olması gerekir. Güya o şekilde peygamberimizi zor durumda bıraktıklarını zannediyorlar. Halbuki Hazreti İsa haşa ben ilahım demiyor. Gerçekte Allah'ın bir kulu, Allah'ın bir elçisi. Dolayısıyla ayet-i kerimenin nazara vermiş olduğu onların putları yani müşrikler ne gibi putlara tapıyorsa hem müşrikler hem de tapmış oldukları putlar cehennem odunu ve cehennem ateşine bir malzeme durumunda. Ayetin anlatmış olduğu bu. Ama burada tersinden bir mantıkla bu durumda Kur'an'da yer alan bu ifadeye göre Hazreti İsa'da cehennemin bir odunu olması gerekir gibi bir neticeye varmak mantığı tersinden işletmek oluyor. Ve مَا دَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلَ Bunu sana ancak bir cedel olarak getirdiler. Yani bir cedel, bir mücadele için, seni zor durumda bırakmak için bu şekilde bir cerbeze yaptılar. Böyle bir cerbeze ile sana galip gelmeye çalıştılar. Ve belhum gavmun hasimun doğrusu onlar hasım bir kavimdir. Düşmanlık yapan bir kavimdir. Mücadeleci, kendilerine göre diyalektiği olan, kendilerine göre bir takım felsefeler olan bir topluluktur. İn huve illa abdun halbuki o İbn-i Meryem, Meryem oğlu İsa ancak bir abddir. Allah'ın bir kuludur. En'amne aleyhi biz ona nimette bulunduk. Kendisine peygamberlik verdik. Ruhaniyatını hakim kıldık. Peygamberler içinde seçkin kıldık. O ancak nimetimize mazhar kıldığımız bir kuldur. Ve cealnâhu meselen li beni İsrail ve biz onu İsrail oğullarına bir mesel kıldık. Yani önlerinde bir numune, iktida edilecek ve hayatıyla, mesajlarıyla örnek olan bir mesel, model bir insan kıldık. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَ فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ Eğer biz istersek, yeryüzünde sizin yerinize melekleri halef yaparız, yapardık. Malum Allah-u Teala, İnsandan önce yeryüzünde cinleri imtihan etmiş ve cinler ortalığı karıştırmışlar, fesada vermişler. Allah-u Teala onlara halife olarak onların yerine geçecek insanı yaratmış. Eğer Allah dileseydi insan değil yeryüzünde melekler halife olurdu ve onlar yeryüzünde bir imtihana tabi kılınırdı. Ama ilahi irade insanı seçmiş. Evet bu insanda akıl var, bu insanda şehvet kuvveti var, bu insanda gadap kuvveti var. Bu insan her türlü kötülüğe de meyilli bir varlık. İnsanın mahiyet tarlasında iyilik tohumları, kötülük tohumları beraberce derc edilmiş. Bunlar bir yönüyle insanın eksi ve eksik yönleri gibi ama bu eksi ve eksik yönleri
insan için adeta bir artı. Çünkü kötülüğü edinmeyel iken kötülüğü yapmamak, yalan söyleyebilecek iken doğruyu söylemek, şehvetine tabi olabilecekken hüdaya, hidayete tabi olmak, bunlar insana değer kazandıran şeyler ve insanın yeryüzündeki imtihanı adeta engelli bir koşu yarışı gibi. Meleklerin yeryüzündeki durumları ise önlerinde bir engel olmadan yolda gitmek gibi. Malum bazı at yarışlarında önlerinde engel olmaz, gidebildikleri kadar giderler. Ama bir kısım at yarışlarında önlerinde engel olur, onları atlaya atlaya giderler. Zaman zaman düşebilirler ama düşmüş de olsalar kalkıp yarışa devam etmeleri uygundur. İşte biz önümüzde engel olmayan varlıklar değiliz, melekler değiliz. Ayağımız sürçebilir, engellere takılabilir. Ama şunu unutmamak gerekir ki engeller takılmak için değil, aşılmak için vardır. Dolayısıyla bize düşen engellere velev takılmışsak, günaha girmişsek tevbe istiğfar ile kalkmak, kendimize gelmek, yarışa devam etmektir. İşte Allah dileseydi yeryüzünde imtihan edilenler insanlar değil melekler olurdu. Ama Allah insanları tercih etmiştir. İnsanları günaha kabiliyetli kılmıştır ve o yöne temayüllü kılmıştır. Ona göre de çetin bir imtihan yeryüzünde devam etmektedir. Ve innehu la ilmun lissaati, o kıyamet için bir ilimdir. Burada o diye bahsedilen, ilk hatıra giren Hazreti İsa. O kıyamete bir alamettir. Buna göre mesela bazı hadislerde bunu açıklar mahiyette. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Seyyen zülü İsa, İsa nazil olacak ve seyyekunu min ümmeti, ümmetimden olacak ve seyyamelü bi şeriatı ve benim şeriatımla amel edecek. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bu manada çok da açık bir hüküm yok. Ama hadis-i şerifler Hazreti İsa'nın tekrar geleceğini söylüyor. Acaba ruhaniyatıyla mı gelecek yoksa doğrudan bedenen de gelecek mi? Genelde tarih boyunca, İslam tarihi boyunca bedenen de geleceği anlaşılmış. Rivayetlere dayanarak yeryüzünde 40 yıl adilane hükmedeceği, haçı kıracağı, domuzu öldüreceği ve daha Hristiyanlıkta hurafe ne gibi şeyler varsa bunları temizleyeceği ifade ediliyor. Tabi ne zaman gelir, nasıl gelir, ne keyfiyette gelir? Aslında buralar gayb perdesiyle sarılı vaziyette. Ve Kur'an-ı Kerim çok da net bir şekilde bunu ifade etmiyor. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın tekrar gelmesi akideye dahil değil. Ama Allah'ın kudreti açısından baktığımızda vefat etmiş olanların tamamı şu anda başka bir alemde hayattadırlar. Berzah aleminde. Şehitlerin o berzah aleminde daha özel bir hayatları vardır. Hazreti İsa ve Hazreti İdris'in, Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas'ın daha özel hayat mertebeleri bulunmaktadır. Böyle olunca Allah-u Teala dilerse o alemden bu aleme gönderebilir. Nasıl ki Cebrail Aleyhisselam ruhani bir varlık olmakla beraber zaman zaman peygamberimize bir insan şeklinde de gelmiş, görülmüş. Bazen dıhye şeklinde, bazen tanımadıkları bir kişi şeklinde gelmiş. Öte yandan mesela şehitler bazı savaşlarda tekrar görülebiliyor ve insanlar da doğrudan onları görüyor ama ardından birden gözden kaybolabilir. Bu şekilde özel geliş şekilleri bulunmakta. Allah-u Teala'nın sonsuz kudreti açısından baktığımızda semaya yükseltilmiş olan Hazreti İsa'yı Hristiyanlık dininin hurafelerden sıyrılması tasfiyesi için tekrar göndermesinde aklen bir engel yoktur. Kudret açısından, Allah'ın kudreti açısından bir zorluk yoktur. Ama hikmet dünyasındayız, sebepler dünyasındayız. Herhalde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hazreti İsa diyelim gelecek olsa herkesin onu hakiki İsa olarak bilmeleri lazım değildir. Din bir imtihandır. Dolayısıyla yine bir derece perdeli kalacaktır. Öte yandan ayet-i kerimedeki ve innehu le ilmun lissaati, o kıyamet için bir ilimdir.
Alamet manası da veriliyor buna. Alem, alamet manası. Kur'an-ı Kerim'de bu raci kılınabilir. Kur'an-ı Kerim kıyameti anlatmaktadır. Bu manada da değerlendirilebilir. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. Bu konuda kıyametin gelmesinden asla şüphe etmeyin ve bana tabi olun. هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ. Bu dosdoğru bir yoldur. Yani işte bu sırat-ı müstakimdir. Dosdoğru bir yoldur. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ. Sakın şeytan sizi alıkoymasın. Hak yoldan engellemesin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ. Gerçekten o sizin için عَدُوٌ مُّب۪ينٌ'dir. Apaçık bir düşmandır. وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ. İsa onlara beyinatla, apaçık delillerle, mucizelerle geldiğinde gâle قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ. Ben size hikmeti getirdim. Yani benim size anlattıklarım, anlatacaklarım hikmetin, gerçek bilginin ta kendisidir. وَلِعُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪ي. Ve ben size hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz bazı meseleleri beyan etmek, açıklamak için geldim. Buna şu açıdan bakabiliriz. İsa aleyhisselam Yahudi bir topluluk içinde dünyaya geldi. Ve öyle bir topluluk içinde Allah'ın dinini anlattı. Aslında Yahudilik Allah'ın gönderdiği hak bir din. Ama zamanla hurafeler çıktı. Zamanla su asıl mecrasından çıktığında, ona bazı şeyler karıştığında nasıl ki kirli bir hale geliyor, bulanık bir hale geliyor. Yahudilik dini de bulanık bir hale geldi. İçindeki doğrular bazı sonradan ilave edilen eğrilerle karıştı. Dolayısıyla insanların zihinleri çatallaştı. Hak hangisi, batıl hangisi ayırt etmekte zorlandılar. İşte Allah-u Teala Hazreti İsa'yı onlar için de gönderdi. Ta ki onlara ihtilaf etmiş oldukları şeyleri beyan etsin ve açıklasın. Fettegullah. Öyleyse Allah'tan korkun ve atiun ve bana itaat edin. İnnallâhe huve rabbi ve rabbukum. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Fe'budû, ona ibadet edin. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte bu dosdoğru yoldur. Yani Hazreti İsa'nın bu cümleleri, Kur'an'da yer alan bu ifadeleri sonradan kendisine Allah'ın oğlu demelerine de bir reddiye gibi. Yani Allah hem benim Rabbimdir hem de sizin Rabbinizdir. Yani siz nasıl onun oğulları değilseniz ben de onun oğlu değilim. Ben nasıl ibadetle mükellefim, siz de ibadetle mükellefsiniz. Bu noktada Kur'an'ın başka yerleri de onun ancak bir abd olduğunu nazara veriyor. Mesela Kur'an'da bir ayette Maide suresinde kâna ye'kulâni ta'am. O ikisi yemek yerlerdi. Yani hem Hazreti İsa hem de annesi Meryem yemek yerlerdi. Aslında çok basit gibi bir ifade. Yani yemek yerlerdi, normal bir şey. İnsan dediğin yemek yer. Burada onların batıl inançları çürütülüyor. Yani yemek yiyen ilah olamaz. Yemek yiyen muhtaç demektir. Muhtaç olan da ilah olamaz. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim herkesin anlayabileceği misallerle Hazreti İsa'nın hiçbir zaman Rab olamayacağını, onun ancak bir kul olduğunu, ibadetini yapan bir kimse olduğunu bize anlatıyor. فَاخْتَلَفَ الْاَحْسَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Ama hizipler, gruplar, din içinde meydana gelen gruplar bu konuda ihtilaf ettiler. Bir kısmı Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu kabul etti. Bir kısmı Müslümanlarda olduğu gibi bir peygamber olarak kabul etti. Bir kısmı Hazreti İsa'da her iki şahsiyetin bulunduğunu, hem nasut hem lahut tabir etmiş oldukları, hem bir beşeri yön hem de bir ilahi yön bulunduğunu söylediler. Mesela semaya yükseltilmesi meselesinde bir kısmı öldü semaya yükseltildi dedi. Bir kısmı ölmeden semaya yükseltildi dedi. Çok şeyler dediler. Şu anda İslamiyet içinde de gerek Hazreti İsa konusunda gerekse dinin diğer meselelerinde
farklı mülahazalar, değerlendirmeler yapılmaktadır. Mezhepler çıkmıştır. Ancak bu mezhepler o kadar da birbirinden açık şeyler, çok farklı şeyler söylemezler. Açık farklı şeyler söylemezler. Birbirine yakın şeylerdir. Ancak Hristiyanlıkta mezhepler arasındaki uçurum çok daha fazladır. Adeta mezheplerin her biri farklı bir din halini zamanla almıştır. Dinler tarihi alanında yapılan çalışmalar bunları daha böyle net, açık bir şekilde göstermektedir. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَل۪يمٍ Artık o zalim olanlara elim bir günün azabından yazıklar olsun. Yani Hazreti İsa Allah'ın kulu iken ona Allah'ın oğlu demek, Allah'a ibadet yerine ona da adeta ibadet etmek, Allah'tan bekler gibi ondan bir şey beklemek, bu gibi şeyler hukukullahı çiğnemek oluyor. Bundan dolayı da hukukullahı çiğneyen insanlar zulmetmiş oluyorlar ve o zulmetmiş olanlara taraf-ı ilahiden elim bir günün azabı var. Yani bunlar bir yere yazılıyor. Bunlar bir yere kaydediliyor. İnsanların bu inançları diğer alemde bir muhasebe lehinden geçirilecek ve zulmetmiş olan, haksız inançlara saplanmış olanlar bunun karşılığını, cezasını görecekler. Cenab-ı Hak bizleri istikametli bir şekilde dini anlayan ve ona göre yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.